hazine nerede ne yapıyor diye düşünüyorsanız, biliyorsunuz ki her hafta çat kapı ansızın her işletme eskileriyle sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ordu'dan sesleniyoruz sizlere. Bu noktada Aybastı'dayız. Yaylalar, dağlar, bayırlar gezdik. Bu çiftçiler neler yapıyorlar diye bir sorgularken de tarım sektörüne dadanmayı da unutmadık. Bir firma yetkilisiyle daha buluşturacağız sizleri. Bu noktada merak edilen soruları alacağız. Hayat hikayesini dinleyeceğiz. Gelin bakalım bir kendisini tanıyalım. Burada neler yapıyormuş kendisini öğrenmiş olalım. Hoş geldiniz işletmemize. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz öncelikle? İyidir, şükürler olsun. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, teşekkür ederim. Bütün esnaf, bütün çiftçi sizi konuşuyor burada. Ben biraz sizi tanımak istiyorum. Evet. İsmim Yunus Emre Gürler. Ne kadar zamandır bu sektördeyiz? Yaş kaç peki? Yaşım şu an 19 ama çocukluğumuz sanayide geçti ve bu işin içindeyiz. Dede mesleği zaten, bize dededen gelen bir meslek. Var mıydı içinizde merak peki dede tabii yaparken? Ki, tabii ki. Hep içimizdeki merak ticaretti. Süper. Peki ticaretten yanı sıra birçok çiftçinin yanındasınız, destekçi oluyorsunuz. Evet, çünkü evet. Esnaflardan da isminizi duyuyorum. Her ne kadar genç yaşta da olsanız burada artık bir portföy tutturmuşsunuz. Bunu nasıl sağladınız? Burada neler yapıyorsunuz? Onu konuşmak isterim sizlerle. Bunu nasıl sağladık? Sattığımız mal zaten piyasanın en kaliteli bir malzemesi olduğu için. Yani müşterimizin de hep 7-24 yanında olduk. En ufak bir arızasında gerek tarlasında olsun, gerek evinin önünde olsun, yapabileceğimiz bütün arızalarını yapmaya çalıştık ve ismimizi bugünlere kadar getirdik. Harika, çok güzel. Biraz detaya inmek istiyorum çünkü hem bakım onarım yapılıyor burada hem evet. Aynı zamanda alım satım gerçekleştiriyorsunuz. Neler yapıyorsunuz bunlara dahil? Alım satımda neler yapılıyor, bakım onarımda neler yapılıyor peki? Ya, alım satımda müşterilerimiz, bilen müşterilerimiz oluyor bu işi, bilmeyen müşterilerimiz oluyor, ilk defa alanlar oluyor. Onlara olayı açıkça izah ediyoruz, durumun akıbetini onlara sağlıyoruz yani. Tamir bakımına gelirsek de müşterilerimizi mağdur etmeden arızalarını yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Ben şuna da değinmek istiyorum. Öncelikle bu aletler, tarım aletleri, çiftçiler nerelerde, hangi alanlarda kullanabiliyorlar bunları? Bunların... Hep yanlış anlamayın, hep böyle önyargılarımız, traktörler vesaire falan oluyor evet. Ama size daha farklı aletler var. Onları da mutlaka konuşmak isterim tabii ki de. Evet, bu tarım aletleri ismi Patpat adı verilen yöremizde. Nasıl söyleyeyim, çiftçimizin bahçesine gidip gelmesi için, fındığını çekebilmesi için, odununu taşıyabilmesi için, yani girilmeyecek yerlere bunları tavsiye ettikleri için, o yüzden piyasada şu an çok yaygın bir şekilde ilerliyor. Peki periyodik bakım onarımları ne kadar zamanda bir yapılıyor? Şimdi maliyetli ürünler olabilir, evet. İnsanların bütçelerinin yatırım yaptığı noktalar olabilir. Ne kadar zamandan ne kadar zamana gidip? Ne kadar zamandan ne kadar zamana derken bir çiftçiye biz en uygun gördüğümüz 20 depoyu bitirdikten sonra yağ bakımı, mazot filtresi bakımı onları yapmasını tavsiye ediyoruz. Onları yaptığı zaman zaten tek silindirli bir makine bu. Makinenin hem ömrü uzar, hem makineyi yormaz, hem de daha sağlam olmasını sağlar. Peki satışlarınızı biraz konuşmak isterim. Peşin, nakit vesaire, hani çiftçinin ne konuda destekçi olabiliyorsunuz? Nasıl satışlar gerçekleştirebiliyorsunuz onlara karşı? Onlara karşı nasıl bir şey gerçekleştirebiliyoruz? Ziraat Bankası'nın sağladığı 5 yıl seneden seneye ödemeli. Her çiftçimizin de 10 dönüm yeri olduğu zaman alabileceği bir kredi var. Veyahut da nakit bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Çok güzel. Satış sonrası desteklerinizi konuşmak istiyorum. Çünkü dediğim gibi çiftçi bu noktada evet. Sizden aletini, ürününü, patpatını satın aldı ve gitti. Daha sonrasında size geldiği zaman satış sonrası desteklerinizi nasıl sağlıyorsunuz? Peki satışı yaptık, hadi imzaladık, bitti değildir herhalde. Yok, satış sonrası müşterimizin bir arızası varsa tabii ki gidermeye çalışıyoruz. Müşterimizi hiç mağdur etmeden, yani o gün, aynı gün içinde makinesini yapıp gönül rahatlığıyla evine yolcu etmeye çalışıyoruz. Efendim, bir genç girişimciyle daha beraberdik. Her ne kadar genç girişimci desem de dededen babaya gelene kadar kendisinin merakı bugünlere kadar getirmiş kendisini. Bizleri seyirde kalın. Hoşça kalın efendim.